Herkese merhaba, ben diyetisyen Ali Can. Bugün bu videoda sezgisel beslenme ile ilgili bir giriş eğitimi yapmayı planlıyorum. Sezgisel beslenme son zamanlarda sık sık konuştuğumuz, ileride de daha sıklıkla konuşacağımız bir beslenme sistemi. Temel olarak diyor ki, vücudunuzu tanıyın, açlık tokluk sinyallerinizi iyice öğrenin ve beslenme sisteminizi buna göre kurun. Yani sezgisel beslenme size, vücudunuz hakkında sizi uzmanlaştırıyor ve gerçek açlığı tanımanızı istiyor, doyduğunuzda bırakmanızı istiyor ve beslenme düzeninizi, öğünleri, saatlerinizi, hayatınızı buna göre düzenlemenizi istiyor. Temel olarak geleneksel diyetlere karşı sezgisel beslenme. Yani bu beslenme tipinde içerik yok. Ketojenik diyet gibi, işte karatay gibi, dukan gibi ne yiyeceğinizle ilgilenmiyor. Bu diyet tamamen gününüzü ve sisteminizi nasıl ayarlayacağınızla ilgileniyor. Burada da bu işin temel felsefesi diyor ki, aç olduğunuzda yemek yiyin, doyduğunuzda o yemeği bırakın. Sezgisel beslenmenin temel felsefesi bu. Aç olduğunuzda yemek yiyin, gerçek açlığı yakaladığınızda ve tok olduğunuzda da bunu bırakın. Burada da tabii ki de en önemli konu fiziksel açlık ve duygusal açlık. Bu ikisini birbirinden ayırt ediyor olmamız lazım. Sezgisel beslenme hayatımıza geçirmek istiyorsak. Bu gerçekten birçoğumuz için büyük bir problem. Aç hissediyoruz ama gerçekten fiziksel bir açlığımız mı var? Yoksa duygularımızın iniş çıkışlarından dolayı duygusal bir açlık mı yaşıyoruz? Burada şimdi fiziksel açlığın tanımını yapalım. Günlük almamız gereken bir enerji ve besin öğeleri var. Bu besin öğelerini yetersiz alırsak ya da bunların alımı gecikirse işte midede, bağırsakta sesler, baş ağrısı, halsizlik bu gibi belirtileri olan açlık bildiğimiz gibi fiziksel açlık, gerçek açlık. Peki duygusal açlık ne? Herhangi bir duygu durumundan dolayı üzüntü, sevinç, yalnızlık, mutsuzluk, travmalar, bazen heyecanlar bunlardan dolayı hissettiğimiz yeme dürtüsü. Yani bu gibi duygusal iniş çıkışlardan dolayı yeme isteğimiz oluyor ve gidip bir şeyler yiyoruz ve bunun tanımı da duygusal açlık oluyor. Yani birçoğumuz özellikle Instagram'da takipçilerle konuştuğumda bu konudan kilosundan muzdarip kişilerde en önemli sorunlarından birisi duygusal yemeler. Bunların ayrımını çok 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 iyi yapmalıyız. Fiziksel açlık ve duygusal açlık. Daha sonra sezgisel beslenmenin tarihinden bahsedecek olursak 1970'lerde iki doktor tarafından ön plana atılmış ve 1970'lerden beri sezgisel beslenme ismiyle üstüne yurt dışında çalışmalar yapılıyor. Aslında sezgisel beslenme binlerce, milyonlarca yıldır insanlığın varoluş tarihinden beri insanların kullandığı sistem. Yeni bir sistem değil. Yani ilk insanları düşünelim, 1000 yıl önceki insanları düşünelim. Kalkıyorlar, belli bir aktivite yapıyorlar ve sonrasında acıktıklarında bir şey yiyorlar. Onlarda şöyle bir şartlama yoktu. İşte sabah kalkayım kahvaltı yapayım, işte akşam yemeğim illa sabah saat 8'de olsun, saat 7'de olsun. Böyle şartlamalar yoktu. Onlar tamamen içgüdüleriyle acıktıklarında yediler ve doyduklarında bıraktılar. Aslında bizim de istediğimiz beslenmenin götürmeye çalıştığımız nokta burası. Tamamen vücudunu dinle, vücudunun işaretlerine göre beslenme sistemini kur. Şimdi bu beslenmeyi uygulamak isteyenler için bazı prensipler var. Bunlardan bahsedeceğim. Mesela diyor ki ilk olarak diyet kafasından çıkın. Diyet kafası dediğimiz şey dünyanın bir yerinde bir diyetin sizin bütün sorunlarını çözeceğine inanmanızdır. Buna diyet kafası diyoruz. Yani aslında sorunun kökenine bakmıyorsunuz da işte diyetten, işte detokstan, işte bir haptan sizin sorunlarınızı çözeceğine inanıyorsunuz. Bir kere bu kafadan kesinlikle çıkın. Sezgisel beslenme diyetlere karşıtı. Açlığınızı sevin. Bakın açlık, sistematik açlık her zaman bahsettiğim yani sistemli bir şekilde doğru açlık vücudumuz için çok faydalı. Vücudumuza yani gençleşmenin formüllerinden birisi, yağ yakımının formüllerinden birisi, hücre yenilenmesi formüllerinden birisi sistematik açlık. Açlıktan lütfen korkmayın. Ama tabii bahsettiğim açlık böyle kötü aman aman kendini sistemsiz bir şekilde aç bırakıp işkence çekmek değil tabii ki de. Besinlerle barışın. Lütfen besinlere karşı savaş açmayın. Şu besin çok kötü, şunu yememeliyim, şu asla hayatım olmamalı gibi bir bakış açısı beslenme için çok iyi değil. Beslenme de böyle çok sert, çok siyah ya da çok beyaz olmamalıyız. Beslenme de gri olmalı ve ortayı muhakkak bulmalıyız. Yani yemekler sizin için iyi ya da kötü değil. Siz de yediğiniz zaman o yemekleri iyi ya da kötü olmuyorsunuz. Lütfen besinlerle barışalım. Diğer bir temel prensip doygunluğunuza saygı gösterin. Diyor ki
tokluk sinyalinizi hissedin ve doyduğunuzda bırakın. Aman tabak bitmedi, aman o bundan da ye, misafirdesiniz illa şunu da ye. Gerek yok. Doydunuz mu? Yemeği bırakın. Bu vücudunuza gösterdiğiniz saygının en güzel boyutu bence. Yemekten keyif alın. Diğer prensip. Bakın yemek yemek çok güzel bir şey. Yani hayatımızda keyif aldığımız en önemli aktivitelerden birisi. Ve burada da gerçekten yemek yemek keyifli. Yani yemeğe böyle düşman gözüyle aman işte şunu yiyorum çok kötü hissettim. Şunu yemeliyim, şunu zorla yemeliyim diye bir şey yok. Yemek yemekten keyif alalım lütfen. Şimdi önemli bir nokta. Bence temel prensiplerin içindeki en önemli nokta. Duygularınızı yemek yemek yerine başka bir şeyle doldurun. Şimdi duygusal açlıktan bahsettik. Böyle duygu durumu değişimlerinde kendimize aç hissediyoruz ve sürekli bir şeyler atıştırma ihtiyacına buluyoruz. Bu da genelde karbonhidrat ve kilo almamıza sebep olan gıdalar oluyor. Besinler ya da maddeler oluyor. Burada diyorlar ki, sezgisel beslenmeyi üreten, üstüne çalışan kişiler diyor ki, orada o duygusal iniş çıkışlarınızı yemekle değil başka bir şeye doldurun. Spor yapın, resim yapın, müziğe gidin, ibadet edin, meditasyon yapın. Sosyal ilişkilerinize önem verin, arkadaşlarınızla buluşun. O duygu değişimlerini bu gibi şeylere yöneltin, besinlere değil. Bence bu çok önemli. Birçok kişi soruyor, işte duygusal yiyeceğim, çok stres olunca yiyorum, ne yapmalıyım? Ne yapmalısınız? O andaki o durumunuzu yemekten değil, başka bir şeyden tatmin etmelisiniz kendinizi. Yemeğin size verdiği o mutluluk geçici. Ve sonrasında sizi daha da çok mutsuz ediyor. Bu bence oldukça önemliydi. Ve son olarak tartıya odaklanmayın. Sezgisel beslenme sizin tartıda kaç olduğunuzdan ne olacağınızla ilgilenmiyor. Ve size de diyor ki lütfen tartıya odaklanma kafasından çıkın. Ben de bunu her zaman diyorum. Tartı önemli değil. Siz doğru beslendiğinizde kendinize, ruhunuza ve vücudunuza uygun bir beslenme yaptığınızda belli oranda bir egzersiz spor yaptığınızda vücut zaten sizi ideal kilosuna, sağlıklı kilosuna götürecek. Bu kadar tartı odaklı yaşamayın. Bu sizi strese sokuyor. Stres de sizin böyle diyetsel olarak iniş çıkışlarınıza sebep oluyor. Ve vücudunuza saygı duyun. Son olarak vücut görüntünüze lütfen barışın. Kendinizi eleştirmeyin, olumsuz düşüncelerinizi def edin ve vücudunuzu sevin. Bu değişiminiz için yapacağınız ilk adım ve çok çok önemli. Şimdi temel prensipler bunlar da umarım faydalı olur. Şimdi böyle bir eğitim gibi video oldu, ben de bir soluklanayım. Çünkü kesintisiz video yayınlıyorum biliyorsunuz. Sezgisel beslenmeye giriş videomuz bu oldu. Umarım faydalı olmuştur. Her zamanki gibi en mesajımız kanala abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Eğer yorumlarınız varsa benimle paylaşırsanız postun altına çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.